Selamlar herkese. Eğitimimizin ikinci videosuyla birlikteyiz ve bu videoda Ethereum'u anlayacağız birlikte. Ethereum tarafını inceleyeceğiz ve gerçekten ben de video yapmadan önce araştırıyorum, daha detaylı araştırıyorum ve araştırdıkça böyle çok daha güzel, çok daha kolay anlaşılır örnekler de keşfediyorum ve bunları ekliyorum sizler için. Onun için çok güzel bir eğitim videosu daha olacağına eminim. Şimdi Ethereum tarafına bakalım. Ethereum ne aslında? Önceki videoda blok zincirden bahsetmiştik. Ve Ethereum da aslında bir blok zinciri. Ama Bitcoin'den farklı biliyorsunuz. Blok zincirin temeli Bitcoin başladı. Ama Ethereum Bitcoin'den farklı. Ne gibi farklı? Ethereum aynı zamanda ağ üzerinde, Ethereum ağ üzerinde akıllı sözleşmelerle uygulamalar çalıştırabiliyorsun. Ethereum böyle bir blok zincir ve Bitcoin'de örneğin yalnızca para transferi yapabiliyordunuz. Buna odaklanıyor Bitcoin. Ama Ethereum bu yapıyı genişleyerek farklı uygulamalar geliştirmesine de imkan tanıyor aslında. E gerçek hayattan da hani şöyle bir örnek vermek isterim. Yani ben bu gerçekten çok mantıklı. Telefonları düşünelim. Akıllı telefonları işte iOS olsun, Android olsun, iPhone fark et yani. Bunların üstünde birçok uygulama çalışıyor biliyorsunuz. Oyun da var, işte bankacılık uygulamamız da var. Birçok uygulama var. Ethereum'u bunun gibi düşünmek gerekiyor. Ethereum'un üzerinde de birçok uygulama geliştirilebiliyor. Yani sadece hani bir mesajlaşma uygulaması değil. Yani bankacılık hizmetleri de, oyun da, işte sosyal medyada ve hepsi de var şu an hali hazırda. Ve Ethereum gün geçtikçe de bu noktada oldukça büyüyor. Şimdi Ethereum nasıl çalışıyor? Biraz bundan da bahsedelim. Ethereum blockchain temelli zaten blok zincir ağı dedik ve bu teknolojiyi kullanıyor ve burada da yine her işlem her bilgi bir deftere yazılıyor ve yine aynı şekilde bu defterin bütün kopyaları binlerce farklı bilgisayarda saklanıyor ve bunun içinde oldukça güvenli ve bunların hiçbiri değiştiremez. Ethereum tarafının yakıtı ise yerel para bilimi olan Ethereum klasik bir şekilde ve üçüncü tarafta ise Ethereum'un en önemli olayı akıllı sözleşmeler. Yani belli bir kurala göre yazıyorsunuz kuralı. Birazdan örnek de veririm. Şu kurallar var. Bu ağ üstünde çalıştır. Çalıştırıyor her şeyi. Bu gerçekten önemli özelliği. Yani herhangi bir kural yazabilirsiniz. Şunu şunu şöyle olduğunda şöyle yap gibi. Şimdi örnekler vereceğiz zaten. Örneğin hani bir market alışverişi yaptığınızı düşünün. Satın aldığımız ürünlerin kaydı Marketin sisteminde olursa bu kayıt değişebilir. Ama işte bu kayıt blok zincir üstünde olduğunda herkes görebiliyor. Ve bunlar burada saklanıyor ve asla değiştirilemiyor. Onun için hani blok zincir, Ethereum oldukça bu noktada önemli. Ethereum tarafında yakıt, Ethereum dedik. Bu ne demek? Yani her işlem için Ethereum ödeniyor. Bu zaten Ethereum blok zincirinin para birimi de Ether diye geçiyor. Ve her işletme, uygulama yani al alışveriş yaptınız bu ağ üstünde ne alışveriş yapıyorsanız bunların hepsinde yakıt, Ethereum, masrafınız Ethereum oluyor. Yani örneğin işte akıllı sözleşme veya uygulama geliştiriniz, çalıştıracaksınız. Yakıt olarak Ethereum ödüyorsunuz. Bu yakıt nereye gidiyor derseniz dünyada binlerce bilgisayar çalışıyor dedik. Bu bilgisayarları kim kurduysa onlara gidiyor aslında ödül olarak diyebiliriz. Hani burada da örnek vermiştim. Hani bir uygulama aslında oyun satın aldığında mesela. Normalde hani kendi paramı bilmemiz Türk lirası, Türk lirası ödeyeceğimize burada Ether ödüyoruz. Akıllı sözleşme tarafına gelelim. Çünkü gerçekten Ethereum'un en büyük özelliği bu. Ne demiştik? Belirli kurallara göre çalışan kod parçaları. Yani bir kez başlıyor kuralı belirliyorsunuz ve otomatik olarak çalışıyor. Kimse müdahale etmesine gerek kalmıyor ve hani bu noktada da oldukça güvenli. Örneğin hani bir arkadaşımıza borç para veriyoruz. Hani diyoruz ki işte şartları da kağıda yazıyoruz. Sözleşme imzalayacağız veya resmi olarak diyoruz ki parayı şu tarihte iade edersen hiç senden fazla para almayacağım. Ama parayı şu tarihten sonra iade edersen %10 faiz alacağım. Bunu işte A üzerine eklediğiniz an bu otomatik olarak çalışıyor ve şartlar kendi kendine oluşuyor. Yani o parayı otomatik olarak size blok Üstünden gönderdiğinde tarihten önce Faiz alınmıyor ama tarihten sonra Faiz direkt alınıyor gibi Düşünebilirsiniz. Bu tarz bir örneği de Size vermek istedim. Burada da görüyorsunuz Zaten işte borcu verdiğinde otomatik işlem Başlıyor ve sistem tamamen güvenilir Şekilde ilerliyor. En güzel kısım Merkezi olmayan uygulamalar dApps kısmı Yani az önce anlattığım gibi akıllı Telefonunuzu düşünün. İçinde bir sürü app var. Oyunu Var. Kısaclaşma uygulaması, sosyal medya Uygulaması, bankacılık uygulaması Aynı bunun gibi de Ethereum Üzerinde ama merkeziyetsiz çünkü bu blok zincir merkeziyetsiz. Olayı bu. Birçok uygulama var. Ve bunların hepsi de aynı bu şekilde. Örneğin finans tarafından bir örnek versek. de Uniswap var. Oyun tarafında verirsek işte Treasure var. Yani Birçok var. Şimdi DEP'e geçelim mesela. DEP e örneğine geçelim finans tarafında. Örneğin Uniswap var. Uniswap merkezi olmayan bir borsa aslında. Yani burada alım satım işlemi yapabiliyorsunuz. Direkt bu işlemleri kimseye bağlı olmadan anlık olarak yapabiliyorsunuz. İşte elinizde Ethereum var. USDT'ye dolara çevirmek istiyorsunuz. Çevirebiliyorsunuz. Anlık tüm işlemleri yapıyorsunuz ve bunun bir uygulaması var. indiriyorsunuz yapıyorsunuz, uygulamayı tarayıcıya kuruyorsunuz, yapıyorsunuz. Dediğimiz gibi aynı telefondaki gibi ama bunların hepsi blok zincir üstünde. Yani sanat tarafında da örneğin mesela bir uygulama örneği vereceksek OpenSea. Ne yapıyor OpenSea? Uygulama yine Ethereum üstünde, ağ üstünde çalışıyor. Eser oluşturacaksınız, bir dijital sanat eseri oluşturmak istiyorsunuz. Yani bunu oluşturuyorsunuz OpenSea üstünden ve listeliyip satabiliyorsunuz. Sattığınızdan para otomatikse geliyor. yani bunlar otomatik birleştirilmiş uygulamalar. En basit haliyle öyle diyebiliriz. Şimdi hani bazen karmaşık gelebiliyor bu noktalar. Yani buraya kadar da sorularınız varsa mutlaka yazın yorumlara, grupta sorun. Ama Ethereum'un işleyişi kısmından da bahsetmek istiyorum. Proof of Stake kısmı. Ethereum hani Proof of Stake adı verilen bir yöntemle sağlanıyor. Bu sistemde aslında işlemi yapan kişilere, doğrulayan kişilere ödüller veriyor. Ve nasıl az önce dediğim gibi binlerce bilgisayar çalışıyor e, her yerde ve bu bilgisayarla çalışılan kişilerde her onayla da onun bilgisayarını onayladığı işlem için ödül alıyor. Yani bunu örnek verecek olursak hani düşünün işte bir mahallede yaşıyorsunuz ve her gün biri nöbet tutuyor. Ve nöbet o içinde ödül alıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde herkes ödül alıyor. Ve burada da enerji verimliliği oldukça yüksek. Yani Ethereum gerçekten hani Bitcoin'den farklı olarak blok zincirim en önemli dönüşüm noktalarından biri belki de. Ve burada uygulamaların gelişmesi, akıllı sözleşmelerin olması da finans, sanat, kültür, iş dünyası ve birçok alanda bize yeni bir dünya oluşturdu. Merkeziyetsiz bir hani nasıl telefonda uygulamalar var ama bunlar merkeze. Merkeziyetsiz uygulamalar dönemine bizi geçirdi diyebiliriz. Ya yani Ethereum'un hani geleceğinden de bahsetmek istiyorum ama Ethereum'dan çok daha fazla bahsedeceğiz. Ölçeklenebilir. Çünkü layer 2 diye geçiyor bunlar ve bu çözümlerle daha hızlı ve daha düşük maliyetli işlemler yapabiliyorsunuz. Birçok kurumsal adaptasyon örneği az önce verdik. Bunlar sağlanabiliyor. Ve Web3 dediğimiz, Web3 dediğimiz merkeziyetsiz dünya. Yani Web3 ne demek? Ondan da başla Hani web 1'de sadece biz okuyorduk. Neydi işte internette gazeteler vardı okuyorduk. Web 2 ne oldu? Artık biz o hem okuyup hem üretmeye başladık. Sosyal medyada içerikler üretiyoruz. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, Snapchat'te, TikTok'ta, YouTube'da ki ben de şu an sizlere bir içerik üretiyorum bu Web 2. web püşte ise bunları üretiyorsunuz, hem okuyorsunuz, hem sizi üretiyorsunuz, hem de bunlardan kazancı siz elde ediyorsunuz. Bunların sahibi siz oluyorsunuz. Yani bir içerik mi ürettiniz? Sahibi tamamen sizsiniz. Yani bu aracı kurumların hiçbiri yok ve bunlar üstünden kazanç sağlıyor biliyorsunuz. Sonuç olarak gerçekten Ethereum'un gelişiyle birlikte, bu teknolojinin gelişiyle birlikte blok zincirde de bir devrim yaşandı ve birçok alana da çok büyük etkisi oldu real hayatta ve gelecekte de bu sistemin merkezi Ethereum olacak gibi gözüküyor ve gerçekten bunun birçok etkisi var ve bunların hepsinden size gelecek videolarda bahsedeceğim. Sonraki konumuzda da zaten Ethereum'un blok zincir ekosistemi içindeki rolünü ve diğer projelerle nasıl etkileşimde bulunduğunu beraber inceleyeceğiz.